Evet, bugünkü kahvaltımız bu şekilde. Eşim böyle şey almış. Ben bundan dörde böldüm. Normalde bunun birini bitirirdim ama şimdi diyette olduğum için yemeyeceğim. Afiyet olsun Aras. Sevmedin mi? Ama onu içeceksin. Yapacak bir şey yok. Yeni videodan hepinize merhaba. Biz kalktık. Kahvaltımızı yaptık zaten. Gördünüz. Çok güzel karnımı doyurdum. Şöyle insanın canı istiyor. Gerçekten çok istiyor. Simitten biraz yedim. O parçayı yedim. Ama kıyısını bıraktım tabii pizza şeyinin. Onun dışında bükme vardı. Bükme hiç yemedim. Dikkat etmeye çalışıyorum. Tabii elimden geldiğince. Eşim birazcık beni sabote ediyor. Gece annem sabote etti. O biraz dedi midemi bastırsın diye dedi. Ekmek arası peynir yapacağım. Sen yiyecek misin dedi. Geldi yanıma. Ben ondan yemedim. Ama kalan tavuk vardı akşam yemeğinden. Sadece tavuk yedim. Yanında da su içtim. Başka hiçbir şey yapmadım yani. Birazcık sabote ediliyorum. Şimdi buraya geldim. Balkondayım. Buraları güzel bir sildim. Şey yapacağım. Şu çekmecem vardı. Burayı toparlayacağım. Bunun içi çok dağılmış. Güzelce onun içini bir boşaltayım. Tekrardan yerleştireyim. Sonra da inşallah bulaşıkları halletmem lazım. Bulaşıklarımı da yıkayınca başka işim kalmıyor. Hadi bakalım güne başlıyoruz. Bu çekmece bu ara şöyle oldu. Ne bulduysam sok yeri yani. Böyle bunlar zaten hep burada duruyordu da düzen vardı en azından. Şimdi düzen yok. Buraya güzelce bir... Burada da Powerade var bu arada. Annem Powerade şeylerini çok sevdiği için aldı. Ben dedim ben spor yapıyorum. İçebilirim ondan dedim. Ondan içeceğim. Her yer her yerde. Yani burayı acil bir toplamam gerekiyor. Hızlıca ben bir boşaltayım. Son halini size yine gösteririm. Çekmeceyi toparladım. Son durum bu şekilde oldu. Bu fincan kutusu hediye gelmişti. Ben de atmadım bu kutuyu. İçerisine işte küllüktür, mumdur, ıvır zıvır eşyaları bunun içine koyuyorum. Bu kısmı bu şekilde düzenledim. Burada da her zaman lazım oluyor diye böyle üçlü priz ve süpürgenin şarj kablosu var. Bunlar da telefon tutucular. Buraya koymak istedim. Hepsi aynı yerde bulunsun diye. Arka tarafta kurban zamanı kullandığımız keser falan filan var. Buraya da pipetleri, en alta da çöp şişleri koydum. Bu şekilde güzel, tertemiz, düzenli oldu yani. Şimdi de bunun bir üstündeki dolabı düzenleyeceğim. Buralar çok karışmış. Ben uzun zamandır buraları düzenlememiştim. Hızlıca bir şu üst tarafı boşaltayım. Puzzle'ın orada ne işi var? Aras'tan saklamak için soktum büyük ihtimalle. Unuttum orada. Noodle da artık eskisi kadar yemiyoruz. Keşke şu paketi almasaymışım. Eşim de yemiyor, ben de. Bir de şunlar annemlerin, kaynanamların aldığı jelibonlar. Artık Aras'a jelibon vermiyorum. Mümkün olduğunca yani görmesini istemediğim için oraya sokmuştum. Buraları hızlıca bir toparlayayım. Son halini buranın da gösteririm yine. Bütün dolabı boşalttım şimdi. Bakar mısınız? Oo. Buralar baya bir batmış. Ben de baya buraları silmemişim. Şimdi güzel bir sprey sıkayım. Şuraları bir sileyim, tertemiz yapayım. Günlük işlerimi zaten sürekli yapıyorum. Ama böyle dolap işleridir, düzen işleridir. Bunları annem geldikçe ya da kayınvalidem geldikçe yapabiliyorum. Çünkü işte onlar varken, onlara rastla ilgilenirken ben o arada her yeri tertemiz yapıyorum. Bayağı batmış buralar. Bu tencerenin altı niye öyle olmuş? Yuvarlak bir leke var orada. Çizmek istemiyorum dolabı, o yüzden bu bezle tertemiz yaptım. Bir tur daha sileceğim. Sanırım ben. Çok pis oldu çünkü. Bu dolap olmasaymış nereye koyacakmışım o eşyaları bilmiyorum valla. Üst üste eşya koymak çok kötü. Büyük tencereyi yukarı kaldırdım. Bu iki küçük tencereyi aşağıda. Çünkü kullanıyorum, lazım oluyor. Yemek işte çorba ve yemek koymak için. Bir de burada bu duruyor. Bu da zaten biliyorsunuz ki
mandalların kutusu. Dolabın üst tarafında da küçük ev aletlerini ayırdığım bir bölüm var. Şöyle robotun mikserin parçalarını bu robotun aparatına koyuyorum. Bunları da buraya. Bu kutuyu ben şeyi zamanı almıştım. Ama nerede kullanırım falan diye bilmiyorum. Sadece hoşuma gittiği için öyle aldım. Bunun içine robotumu koyuyorum. Sonra benden sonra ablam evlendi. O da aynı bu şekilde değerlendiriyor. Çünkü bütün parçalarını bir yerde zapt etmek zor oluyor. Böyle kutular düzenleme için iyi. Bu şekilde bu kısmı düzenledim. Şurası boş kalıyor. Buraya büyük ihtimalle yine noodle'ları koyarım. Ya da bilmiyorum, bir dolaplara bir bakayım. Koymam gereken başka bir şey varsa buraya koyabilirim. Şöyle noodle'ları koydum. Arka tarafta da Türk kahveleri vardı bir sürü. Onları üst üste dizdim, onları koydum. Yani stoklu olan ürünleri koymuş oldum. Burası da bitti çok şükür. Şimdi dolabın dışını hemen bir şöyle sileceğim. Buzlukta kemikli etimiz vardı. Onu çıkarttık. Bu kemik de ayrıldı direkt. Suya sokar sokmaz. Yani kaynar suyun içine koyduk. Öyle olunca annem de dedi bunu köpeğe götür dedi. Ama Aras'cığım ben götüreceğim diye. Ay Aras çok güzel patatesli bükme kokuyor buralar. Apartmanda biri bükme yapmış. Kime vereceksin onu? Köpek seni ısırır mı? Karşıya geçeceksin. Dikkatli oluyoruz şimdi. Dikkat et botlarına. Var mı araba? Var. Sağ. Dur. Ne diyoruz? Sağ, sola bakmadan. Evet, bunu bir yere koyacağız şimdi. Hazır mısın? Şimdi gel bakalım. Nerede koyacağız? Koyacağız. Köpekler gelecek. Akşam yiyecek. Tamam mı? Tamam. Hadi yürü gidiyoruz. Bayağı da bitmiş. Geç karşıya. Hemen 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 hızlı. Hemen. Aferin benim oğluma. Hiç araba yok. Gelmiyor. Hiç araba yok. Yukarıya çıkıyor. Aşağı iniyorum. Baktın mı sola sağa? Sağa sola. Evet. Şimdi geçiyoruz. Bunu kime götürüyorsun? Annem mi? Annen mi? Hadi gidelim. Evet, kopar sonra. Dikkatli ol.
Bu hafta arasında odasıyla çok ilgilenemedim. O yüzden buralar bayağı bir dağıldı. Bunların hepsini çekmeceye doldurmuşuz. O yüzden bu çekmece çok dağılmıştı. Dedim ki güzelce hızlı bir şey yapayım. Sipariş verdim bu arada kutulardan tekrardan. Bu kutulardan bir kutu daha sipariş verdim. İnşallah gelecek. Gelince de bu kısımları da artık bunlarla dolduracağım. Çünkü öteki türlü olmuyor yani. Burada bayağı bir ıvır zıvır daha. Mesela şu etkinlikleri hiç koyamadım. Bir kutuya da dedim şöyle şu oyununu koyayım. Bir kutuya şu mermileri. Bir kutuya yine tamir seti lazım. Yani yeterli gelmiyor. Şu kutu şimdilik boş. Buzluğa koyduklarıma da pişman oldum. Keşke dedim onları sonradan sipariş verseydim. Yapacak bir şey yok ama saat de 5:30 oldu. Şimdi artık buraları toparlıyorum ve işimi bitiriyorum. Son hali bu şekilde oldu çekmecenin. Bu kısma da bu örümcek adam maskelerini koydum. Bunu koydum. Gece lambası, tableti. Bunları zaten içlerini göstermiştim daha önceden. Çok şükür bitti işim. Sadece şu tamir seti kaldı. Buna da hemen o gelenlerden bir tanesine bunu yerleştireceğim. Aras'cığım da canavarıyla oynuyor. Bu arada teyzem geldi az önce. Bunları vermek için uğramış. Kayınvalidemin aldığı bu setleri getirdi. Birincisi Ege ile Bilge çoklu zeka eğitim seti diye geçiyor. Böyle 8 adet şey var. Bunların tanesi 100 lira dedi sanırım kayınvalidem, öyle hatırlıyorum. Bayağı bir şeyler var ve aktiviteler. Bu aslında ana sınıflarına, kreşlere aldırılan setlerden. Yani Aras'ın seti de aslında bunlara benziyor. Satamayınca adam elinde kaldığı için bunları uygun fiyata vereceğim demiş. Bunlar bu şekilde. Bir yönden çok iyi oldu bunlar. 4 yaşmış. Şu an ben bunları arasa hiç yaptırmayacağım. Öyle karar verdim. Önümüzdeki yaza doğru, yani 4 yaşını geçip artık 4 yaşını geçtikten sonra vereceğim. Çünkü şöyle ki elimizde zaten bir sürü şu anda mevcut kitapları var. Ve ben günlük olarak da ona sürekli kitap alıyorum. Sadece bunlar ilerleyen zamanda evde, yani kreşe gitmezse eğer, gitmediği dönemde yaptırabilmek için çok iyi olacak bizim için. Böyle bir tanesi var. Bunda çantası var. Oyuncu ateş böcekleri eğitim seti diyor. Mavi Yunus ne denir şeyinden. Mavi Yunus diye bir basım evi mi artık, yayın evi mi derler, öyle bir şeyin. Yine bunun içerisinde de böyle bakın her şey var. Bunlar da tam Aras için uygun şu an. Evde de devam edebileceğimiz şeyler. Bu da okullar içinmiş yani bu aslında da. Tabii ben de bunları evde Aras'a yaptırabilirim. Bu da bu şekilde gelişim raporu, dil gelişimi hepsini yazılan bir karnesi de var içinde. Bakınız burada da bir yine karne. Bunları inşallah yaptıracağım Aras'a. Ben bu tarz şeyleri zaten çok seviyorum. Bunlar da dikkat çalışmaları. Bunun içinde biraz daha farklı içerikler var. İki farklı çizgi çalışması, dikkat çalışması var. Bir tane de başarı belgesi çıkıyor. Ben bunları tabii ki kendim yaptırdığım için kendim elimden geldiğince Aras'cıma güzel aktif bir eğitim yılı yapacağım. Ama şu an değil. İnşallah önümüzdeki yazdan sonra yapacağım. Bunları şimdi topladım. Kayınvalideme de teşekkür ediyorum. Bir çocuğa yapılabilecek en güzel yatırım bence kitaplar. Ve Aras'cım da okumayı sevmiyor. Evet, okuma kitaplarını hala sevmiyor. Çok fazla da almıyorum ama. Bunlar çok ilgisini çekiyor ve gerçekten de zeka yönünden, bilişsel olarak çok çok etki ediyor Aras için. Ben çok memnunum. Okulumuzda yapılan etkinlikler olsun, oradaki eğitim setindeki etkinlikler ve boyamalar, çizimler, sayılar, harfler, her şeyi öğretmeye çalışıyorlar, kelimeler falan. Bu da bizim gelişimimiz açısından, yani Aras'ın gelişimi açısından çok güzel bir basamak olacak. Kayınvalideme teşekkür ediyorum. Kesesine bereket. İnşallah oğlumuzun ileride de güzel, sağlıklı, mutlu bir hayatı olur ve başarılarla dolu güzel bir okul hayatı olur. Öyle işte. Şimdi bunları kaldırıyorum. Hadi bakalım. Aras'cığım oyununu bitirdi. Çikolata istedi. Böyle simitin üzerine çikolata sürdük. Onu yiyor şimdi. Güzel mi? Tamam. Afiyet olsun. Dikkat et, tamam mı? Batırma hiçbir. Anneciğim, çatalı öyle yapmıyoruz. Yoksa batar masamız. Ben oraları toparlarken annem de yemekleri hazırladı sağ olsun. O kemiğimizin üzerindeki bütün etleri bu şekilde sıyırdı ve böyle tencereye koyduk. Yanına dedim anne bunun bulgur pilavı çok yakışır bence. Aslında pirinç pilavımız dünden vardı ama bulgur yaptık yanına da. Bu da böyle çok güzel tane tane bir
pilav oldu. Burada da mercimek çorbamız var. Annem hazır dedi et suyu varken ondan da istersen çorba yapalım dedi. O yüzden mercimek çorbası yaptı. Burada da salata var. Salatayı ben yaptım. Yine bizim sevdiğimiz tarzda bir salata oldu. Artık sofraya oturuyoruz. Bize afiyet olsun. Böyle mi? Burada mı bekleyeceğiz? Orada. Ne? Aç kestireceğiz. Bu da Aras'ın arabası. Hazır mısın? Saçlar girecek şimdi. Saçlar girecek şimdi oraya. Ne? Kıpırdatma sakın. Saçlar girer içeri. Sallanma sallanma çocuğum. Burnumda bir şeyler var. Kurt var. Kurt. Kurtlu musun sen? Ne? Kurt mu var sende? Hayır. Sallanma o zaman. Sallanma o zaman. Ama kesemez. O zaman anneciğim kulağın kesilir. Kulağın kesilir. Kıpırdarsan kulağın keser. Çok kıpırdarsan saçını keserken pıt der kulağını keser. Tabii. Hayır. Kıpırdama. Aras olmaz. Nasıl yapıyor? Sanırım ben o kadar normal mi? Lan şurası çok kötü ya. Şu tarafa getirsene onu azıcık. Aman çok güzel oluyor. Saat 9.35 oldu. Biz Aras'ın saçlarını kestirmeye gittik. Biraz zamansız oldu yani. Geç gittiğimiz için de maalesef birazcık geç döndük. Saat 9'u çeyrek geçe falan eve geldik. Hemen Aras'ın üstünü değiştirdik. Şimdi meyvesini yiyor hatta. Hemen yiyecek anneciğim. Sonra uyuyacağız değil mi anne? Evet aferin sana. Büyük ihtimalle 45 geçe uyumuş olur. Ona gelmeden uyusun da. Çünkü uyumadığı zaman da sabah yine aynı saatte kalkıyor. O yüzden uyusun hemen, dinlensin. Sonra biz de işimize bakalım. Ben de kalan yufkaları hemen bir şey yapayım dedim Aras uyuyunca. Sigara böreği yapayım dedim. Şöyle birazını sardım. Yarısını sardım. Şimdi diğer yarısını saracağım. Burada da peynirim var. Aras'cığım uyudu. Bu sigara böreklerini ben doğum gününe yapıyorum. Normalde Aras'ın doğum gününe daha bir aydan biraz az kaldı ama okulda yapmak istiyor. Okulda yapacağımız için de böyle ikramlık falan bir şeyler de götüreceğim. Dedim bunları da hemen hızlıca kızartırım. Bunları götürürüm diye düşündüm. Zaten pasta olacak. Bu olacak. Sarma saracağım. İşte bir de kurabiye götürürüm dedim. O şekilde bir menü yaptım yani. Onları götüreceğim. Burada da sarmamız var. Bu sarmayı annem yarın için sarıyor. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Saat 10.30 oldu. Ben videomu sonlandırmak için geldim. Çok şükür bugün atlattık. Güzel de bir gündü. Aras'cığım çok güzel bir gün geçirdi. Hem anneannesiyle güzel vakit geçirdiler. Onlar orada oyalanırken ben de mutfakta işlerimi hallettim. Yarın ne yapacağımla ilgili bir fikrim yok. Ama bilmiyorum. Bakalım duruma göre yine günümüzü şekillendiririz. Şimdi artık dinlenmeye geçiyorum. Böreğimiz de bitti. Sarmamız da yarın için hazır. Annem yarın pişireceğim dedi. Börekler buzlukta zaten vardı böreğim ama yeter mi yetmez mi bilemedim. Yufka da hazır varken hemen dedim peynirle sarayım. Onları da doğum günün olduğu gün yani Aras'ın doğum günü 19 Mart'ta. Daha o zamana kadar bayağı vakit var ve ama Ramazan olacak. Ramazan olduğu için de ben Ramazan'da öyle şeylerle uğraşabileceğimi düşünmüyorum. Hani oruçluyken o tarz şeyler yapabileceğimi sanmıyorum. Zaten iftardan sonra da ağırlık çöküyor ya insana. O yüzden dedim ki erkenden bunları yapayım. Kurabiyem zaten buzlukta vardı. Börek de şimdi buzlukta var. Sadece sarma kaldı. Sarmayı da anneme şey dedim. Bir dahaki sefer geldiğin zaman dedim. Hani 15 gün sonra falan gelirse eğer. Güzel dedim yapalım. Ben dedim saklama kabıyla yani yine o plastik kaplarla dedim buzluğa atayım. Pişiririm dedim. O şekilde yapmaya karar verdim. Yani sadece doğum günün olduğu güne de pasta kalıyor. Pastayı da zaten Aras'ı pastabanla ben kendim yapacağım ya da pandispanya yapacağım, hazırlayacağım kendim. O şekilde bir pasta yapacağım bilmiyorum. Henüz daha karar vermedik. Artık bu videoyu sonlandırıyorum. Yeni videoda görüşürüz inşallah. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.